Herkese yeniden merhaba, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bugün sizlerle birlikte bir alışveriş videosu çekiyoruz. Bu alışveriş videosundaki ürünler sadece tek bir internet sitesinden olacak. Çok güzel ürünler var, tam böyle yazlık işte plajlarda ve benzeri giyebileceğiniz. Dediğim gibi çok çok güzel ürünler var. Umarım videoyu keyifle izlersiniz diyorum. Bu arada denemeye müsait gördüğüm ürünleri de videonun içerisinde elimden geldiğince deneyip sizlere duruşunu göstermeye çalışacağım. İsterseniz daha da fazla lafı uzatmadan direkt videoya ve ürünlere geçelim. İlk olarak üstü kroşe gelen bir elbise göstereceğim. Bu elbisenin gördüğünüz gibi sırt tarafı açık ve burasında bir lastik var. Yani buradan belinizi sıkıyor. Tam göbek kısmına denk gelen böyle hafif bir dekoltesi var. Altı da gördüğünüz gibi upuzun geliyor. Bu elbise hiç göstermiyor ama ben bunu bikinilerin üzerine giymeyi düşünüyorum. Sahilde bikinilerin üzerine gerçekten çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Daha sonra bir tane böyle havlu gibi ama tam olarak havlu değil, plaj örtüsü tarzı bir şey göstereceğim. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Yuvarlak geliyor. Yuvarlak olması benim çok hoşuma gitti. Daha önceki videomda da yuvarlak siyah beyaz bir havlu göstermiştim. Bu da üzerinde yaprak desenleri olanı. Yine kenarlarında püskülleri var, böyle örgü püskülleri. Çok çok güzel bir şey gerçekten. Bayıldım buna. Daha sonra yine bir tane tulum göstereceğim. Bu straplez bir tulum. Ama isterseniz yanlarındaki ipleriyle de askı yapabiliyorsunuz. O şekilde de çok güzel duruyor. Bu uzun değil. Bu da short tulum. Beyaz üzerine mavi, krem çizgileri var. Yine belinde lastik var ve lastik görüntüsünü bir kemer yardımıyla kapatabilirsiniz. Ki ben hepsinde kemer kullanmayı düşünüyorum büyük ihtimalle. Sırt tarafında düşme yapmasın diye lastiği var. Dediğim gibi bu da çok çok güzel ve katiyen iç göstermiyor. Çok kaliteli gerçekten. Çok beğendim bunu da. Daha sonra size dünyalar güzeli bir tane çanta göstermek istiyorum. Bu çantaya gerçekten aşık oldum. Bu çantanın çok benzerini ben kendim örmeyi düşünüyordum. Ben bikini örmüştüm. Kroşe bikini örmüştüm. Bir de çanta öreyim dedim. Ama bu çantayı görünce hiç örmeme gerek kalmadığını anladım ve direkt buna edindim. Fiyatı da çok fazla değildi bu arada. Krem rengi bir çanta. Püskülleri var. İçini açtığınızda büyük bir gözü var ve bir tane burada küçük gözü var. Bu da telefon gözü. Fermuarlı, o yüzden içinden bir şey düşme gibi bir ihtimali yok. Gördüğünüz gibi uzun örgü bir sapı var ama ben buna düğüm attım. Aldıklarım arasında en beğendiğim parça sanırım bu çanta oldu. Gerçekten bayıldım. Daha sonra bana lise fotoğraflarıma bakıyorum videomda çok sorduğunuz, yani o videoda giydiğim üstü göstereceğim. Bunu pek size gösterebilir miyim bilmiyorum. Upuzun iki tane böyle nasıl diyeyim, askısı var ve bu askılarını eteği giydikten sonra şu şekilde bağlıyorsunuz ve bu şekilde göğüs kısmını oluşturuyorsunuz. Alt kısmı az önce de söylediğim gibi etek zaten. Şöyle göstereyim. Ama bu saplar o kadar uzun ki yani tam olarak videoda gösteremiyorum bile. Ama kumaşı olsun, kesimi olsun, duruşu olsun, rengi olsun bayıldım. Yine böyle çok sevdiğim soft renklerden bir tanesi. Su yeşili diyebilirim bu renk için. Bu kadar kaliteli gelmesini beklemiyordum açıkçası bunun. Lazer kesim bu arada. Yani hiçbir şekilde dikiş izi yok. Yine plajlarda, hatta günlük hayatınızda gece işte ne bileyim sahile inerken falan üzerinize giyebileceğiniz çok çok güzel bir şey. Daha sonra bir tane kısa gömlekle devam etmek istiyorum. Bu da beyaz, uzun kollu. Kolları böyle fırfırlı geliyor. Göbeği açık, yani buranıza kadar falan geliyor. Önünde düğmesi yok. İki tane ipiyle bağlıyorsunuz. Yine çok güzel bir parça olduğunu söyleyebilirim. Şortların üzerine çok güzel olur diye düşünüyorum. Henüz giyme fırsatım olmadı ama kafamda canlandırdığım gibi durursa çok çok güzel olur bence. Daha sonra bir tane şort üst takım göstereceğim. Şortu bu şekilde, birazcık eteği anımsatıyor. Yani yandan gelen bu kumaş parçalarıyla önden bağlama şekliyle birazcık eteği andırıyor ama aslında şort, beli yine lastikli. Mavi, beyaz, kahverengi, turkuaz karışımı desenleri var. Bu desenler bana birazcık Çin'i desenlerini andırdı. O desenleri zaten çok seviyorum. Ben bana böyle nasıl diyeyim, çok otantik geliyor açıkçası. Aynı şekilde üstünde de çok benzer desenler var ama çok takım takım durmasın diye sanırım buna o kadar fazla bir beyazlık eklememişler. Sadece alt kısmı uyumlu şortla birlikte. Ki bence o şekilde daha da güzel olmuş. Çünkü aynı şekilde buna da beyazlık koysalardı o zaman çok böyle takım elbise gibi olacaktı. Bu biraz daha farklı bir hava katmış. Straplez uzun kollu bir üst ama göbeği birazcık
açık. Siz isterseniz şortu ayrı, üstü ayrı giyebilirsiniz. Ben zaten büyük ihtimalle takım giymeyeceğim. Üstü çok beğendim. Üstü sürekli giyerim diye düşünüyorum. İşte kot şortlarla, beyaz şortlarla vesaire çok güzel olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde eteklerle bile giyilebilir. Daha sonra bordo bir tulumla devam edeceğim. Bu pantolon tulum, yani şort değil. Ön tarafı çapraz geliyor. Bir göğüs dekoltesi yok. Asklarının ayarlanabilir olması çok güzel. Ki zaten deseni de benim çok hoşuma gitti. Bordo üzerine üçer tane aralıklarla çizgiler koymuşlar. Beyaz çizgiler koymuşlar. Ve çok şık, çok elit bir görüntü veriyor açıkçası. Bu arada kıyafetler birazcık buruşuk, onun kusuruna bakmayın. Beli lastikli. Bunun beline bir kemer takarak da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok güzel görünecektir diye düşünüyorum. Daha sonra siyah zımbalı bir çantayla devam edeceğim. Bu çantanın da açıkçası bu kadar kaliteli geldiği aklımın ucundan bile geçmemişti. Bu arada havadaki güneş gitti. Şaka gibi. Videonun rengi değişebilir yani. Her neyse, bu çantanın da dediğim gibi bu kadar kaliteli geleceğini tahmin etmemiştim. Bir uzun, bir kısa olmak üzere iki tane sapı var. Fermuarlı bir çanta. İçinden bir tane rujum çıktı. Bu çantayı kullanmıştım bu arada. İçinde 3 tane küçük gözü, bir tane de büyük gözü var. Çok büyük bir çanta değil ama çok da küçük bir çanta değil. Yine böyle eğer yanınıza çok şey almayacaksanız çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok 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 beğendim bunu da. Yine beyaz bir tane elbise göstereceğim. Uzun bir elbise ama bu elbise diğerine nazaran yanlardan yırtmaçlı ve bayağı bir iç gösteriyor. Yani alt tarafı tül, öyle söyleyeyim. Bunun sırt kısmında bir V detayı var. Yani sırtı açık değil. Aynı şekilde ön kısmı da örgü geliyor. Yine kraşı örgü. Bunda kullanılan iplikler biraz daha kalın. O yüzden daha delikli. Bu da direkt bikininin üzerine beach club'larda ya da plajlarda çok çok şık durabilir diye düşünüyorum. Hatta düşünmeyi geçtim. Bunu ben giydim. Beyaz bikinimle birlikte giydim. Ve gerçekten mükemmel durdu. Birazcık yerlere sürünüyor eteği. O yüzden eteği çok kirleniyor. Ama zaten plajda giyeceğiniz için o kadar da dert değil bence. Dediğim gibi bu da çok şık bir parça. Daha sonra bir tane şort tulum göstereceğim. Bu da böyle tril tril bir kumaşın üzerine küçük pomponlar yapmışlar iplerden. Aynı şekilde kenarlarında da pomponlar var. Ön tarafı yine V geliyor. Yani şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Belinde bir lastik var belinize otursun diye. Yine beline böyle kahverengi bir kemer bağlayarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şort ama birazcık etek görüntüsü de var aslında. Şort etek diyebiliriz o yüzden. Ağı birazcık aşağıda kalıyor. O özelliğini ben çok sevmedim. O yüzden şortluktan bunu kurtarıp tamamen bir eteğe çevirebilirim. Etek olunca da pareo şeklinde çok güzel olur diye düşünüyorum. Pareo şekline, yani bikinilerin üzerine falan çok güzel olur diye düşünüyorum sahilde. Yine beyaz olması beni cezbediyor. Zaten bronz tene beyaz efsane oluyor. Harika oluyor. Son olarak mavimsi grimsi bir tane elbise göstermek istiyorum. Bu elbise birazcık farklı. Nasıl farklı? Zaten çoğu değişik parçalar. Komplike parçalar, öyle söyleyeyim. Bu elbisenin alt tarafı şöyle uzun geliyor. Yine yanlarında yırtmaçları var gördüğünüz gibi. Derin yırtmaçlar. Sırt tarafı açık. Ön tarafı da bu şekilde geliyor. Sırtından kendi bu sarkan ipleriyle bağlıyorsunuz ve sırtında ip detayı oluyor. Ön tarafından da sıktığınızda bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Yani kollarınızı buradan geçiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ön tarafı böyle duruyor. Sırtı açık, altı uzun ve altında da yırtmaçları var. Bu da tam plajlık, inanılmaz şık bir parça. Bunu da giydim, hatta yıkandı. Aşırı derece beğendim. Hatta en sevdiğim parçalardan bir tanesi de bu oldu. Evet, ürünlerim ve videom bu kadardı. Umarım ürünleri ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer yurt dışından alışverişle ya da siteyle ilgili bir sorunuz olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.